Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz ki 40-45 günden beri video çekmiyorum, hatta daha da fazla uzun bir süre oldu. Çünkü bu depremler, seller falan derken hani insani duygulardan dolayı böyle içimden bir video çekme isteği hiçbir zaman gelmedi. Artık diyorum ki sizlerden de çok uzak kaldım. Sizler de benden uzak kaldınız biliyorum. Özledim de sizleri. Sizler de beni inşallah özlemişsinizdir. Bugün size saç kesimini keserek anlatmayacağım. Kağıda fake kesim yaptım. Kağıtta anlatacağım. Hani adım adım, step by step olarak anlatacağım size. İnşallah öğrenirsiniz. Bu arada uzun süreden beri video çekmediğim için beni izleyenler ve takip edenler var. Ama buna rağmen Allah'a çok şükür ki beni en son ben video çekmezken çekmediğimden beri 2500 kişi falandım abone sayım. Şu an 3000'i geçtik. Beni izlediğiniz için ve bana abone olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Bu zor günlerde herkesin, tüm Türkiye'nin hatta dünyanın barış içinde olduğunu bilmek, herkesin birbirine yardım etmesi inanın çok güzel bir duyguydu. Yani daha da fazla bir şey söylemek istemiyorum aslında, hani içim hala yanıyor mu derseniz evet, hala geçmedi. Ama hayatın da bir yönünden başlamak lazım. Oradaki insanlar İzmir'e geldi, başka şehirlere gitti, herkes böyle farklı yerlere de gitti. Ne yapalım? Kısmet yani, bir şey de diyemiyorum. Allah'tan geliyor çünkü, Allah'tan gelen bir şeye hiçbir zaman bir laf edemeyiz. İnşallah daha beterlerinden saklasın Rabbim. Bütün Türkiye'ye, bütün kardeşlerimize canı gönülden başsağlığı ve ölmüşlerimize rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil, Allah acil şifalar versin diliyorum. Daha da fazla aslına bakarsanız konuşmak da istemiyorum bu konu hakkında. Ben daha fazla sözü uzatmadan isterseniz yapacağımız işe başlayalım. Şimdi gençler, ha bu arada unutmadan kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, ayrıca beni Instagram'dan halim.altankingav ve salonhalimkingavofficial olarak takip etmeyi unutmayın. Oradan da sormak istedikleriniz varsa bana sorabilirsiniz. Her türlü cevabımı size veririm, sormak istediklerinizle alakalı. Ayrıca ben TikTok'ta sürekli canlı yayın da açıyorum saç keserken. TikTok kullanıyorsanız da halimaltankingav1925 adıyla TikTok'ta da varım. Evet. Şimdi başlayalım mı gençler? Şimdi ben ilk önce... Gençler valla kusura bakmayın, ben öyle bir... Ben kafa çizemiyorum. Bunu anladım, kafa çizemiyormuşum ben. O yüzden böyle bir çizgi yaptım. Böyle abidik gubidik bir tane de kulak yaptım. Bak bu bizim kafamız. Nasıl? Güzel kafa değil mi? Kafanın bu sadece sağ tarafı gençler. Yapamadık çünkü. Evet şimdi... Başlayalım. Size adım adım öğreteceğim bu işlemi. Nasıl yapacağınızı bak şöyle bir göstereyim zaten. Bak burası kulak. Bu kulak. Şimdi gençler. Fade kesim yapacaksınız ya. Diyelim ki. Sıfır makina. Bununla saçın buralarını çizdiniz. Şu bölgeleri böyle çizdiniz ve aldınız. Burası bitti. Çizme işlemi. Ondan sonra biliyorsunuz ki saçın altını alıyorsunuz. Böyle. Sıfırlıyorsunuz. Şu çizmenin olduğu yerleri. Buraları bitirdiniz. Ondan sonra bu makineyi kaldırıyorsunuz. Kaldırdıktan sonra elinize bir dakika hop. Diğer büyük makineyi alıyorsunuz. Yani bunu. Bu çizmenin olduğu yer var ya. Orayı sıfırla böyle yiyorsunuz. Şöyle şöyle. Ben artık hani bunu burada nasıl yapıyorum görmüyorum ama. Şöyle sıfırlıyorsunuz. Bakın buraları aldık. Yani sıfırın üzerine bir tane daha sıfır yapıyorsunuz. Ondan sonra gençler. Kusura bakmayın valla elimde. Hem bunu tutuyorum hem bunu. Ondan sonra bakın ben oraya ne yazmışım? 1,5 milim çengel kapalı. Yani o da şu numara oluyor gençler. Bakın 1,5 milim. Ondan sonra bunu böyle. Buraya. Takıyoruz. Tabi ben bunu şimdi nasıl takacağım? Heh, ben şunu... Allah düşürdük lan. Vallahi düştü. Hoppacık. Evet. 1,5 milimi aldık.
Bunu buraya valla gençler kusura bakmayın artık tek elle yapmaya çalışıyorum. Bu kadar oluyor. Şimdi 1,5 milimi taktık ya. Bakın taktık. Bunun çengeli kapalı. Çengeli hiç ellemiyorsunuz. Yani şöyle şu pozisyonda. O sıfırın olduğu sıfıra aldığınız yer var ya şu nokta. 1,5 milimle oraya böyle ince ince bir kat çıkıyorsunuz. Şöyle. Orayı hallettikten sonra çengeli aşağıya doğru indiriyorsunuz. Ve o sıfırla aldığınız yer var ya 1,5'la geçtiğiniz yer. Orada bir kat oluşuyor. Ondan sonra bunu buradan aldıktan sonra çengeli açarak tekrar oradaki izi kaybediyorsunuz. Böyle yaparak o iz kayboldu. Ondan sonra bu başlığı tekrar çıkartıyorsunuz. Sonra bakın orada ne yazıyor? 3 milim. Yani bu da neye tekabül ediyor? 1 numaraya. Şöyle göstereyim. Buna. Şöyle yaklaştırayım. Gördüğünüz gibi 1 numara. Ondan sonra gençler bunu böyle takıyorsunuz. Bir dakika ben gene bunu takayım buraya. Sonra bunu da taktınız mı gençler? Bunun da çengeli kapalı. 1,5 milimle çengelin açık olarak en son yaptığınız yerin üzerine 1 numarayla 3 milimle böyle oradaki izi de kaybediyorsunuz. Bir üstüne çıkıyorsunuz. Bunu da aldıktan sonra 3 milimle. Ondan sonra tekrar çengeli aşağı indirip gene aynı sistem bir daha devam ediyorsunuz. Böyle böyle bunu yapa yapa bir kademe üste kat veriyorsunuz saça. Saça sürekli kat veriyorsunuz. Ondan sonra gençler tabii bunu yaparken o çengeli açtığınız zaman zaten izler de kayboluyor. Hani herhangi bir korkunuz olmasın. Ondan sonra tekrar bunu kapatıp sonra ne yazmışım oraya? 4,5 milim. Yani bu da 1,75 oluyor gençler. Ondan sonra bunu da böyle atalım. Bunu da tekrar koyalım. Gördüğünüz gibi 4,5 milim ne yazıyor? 1/2. Ondan sonra tekrar bunu takıyoruz. Bir dakika ben şunu bir tekrar ayarlayayım. Ondan sonra gençler katı çıktınız ya. Sonra tekrar bunun çengeli, şu çengel açık değil, gene kapalı. Ondan sonra da 3 milimle 3 milim çengel açık olan bölümünü bununla 4,5 milimle yedire yedire şöyle şöyle alarak mesela şöyle siz böyle göreceğiniz artık böyle alarak bir üste kat çıkıyorsunuz. Gene aynı sistemle. Zaten aşağıdaki iz yavaş yavaş kayboluyor. Bu sefer ne oluyor? 4,5 milimin yaptığı bir iz oluşuyor. Ondan sonra tekrar aynı sistem. Buru indiriyorsunuz. Çengeli. Aşağıya alarak yukarı doğru kat veriyorsunuz. Diyelim ki bundan sonra daha üst bir numarayla yapacaksınız. Ondan sonra tekrar bunu çıkartıyorsunuz. Ondan sonra da gençler sallıyorum size. Şu 3 numara. Yani 9 milim. Tabii bu vahıl olduğu için bunu da 10 milim olarak gösteriyor. İşte onu takarsınız. Şöyle. Onu takarsınız. Ondan sonra böyle kat çıkarsınız tekrar. Yukarı doğru. Tekrar çengel aşağıya. İzi kaybet. Ama tabii bunu yaparken 4,5 milimle 3 numaranın arasında bir iz oluşacak. O izi de nasıl kaybedeceksiniz biliyor musunuz? 2,5 2 numarayı takarak. 2 numarayı takıp hatta ben onu da göstereyim. Şöyle. 2 numarayı böyle takıp bu sefer bunu hiç indirmeniz, kaldırmanızı kapalı olmasına gerek yok. Açmanız lazım. Oradaki izi böyle yiyerek yani saçı 3, 2, 1, yarım ve 0 olarak gidecek saç. Tam katmanlı olarak gelecek yani saç. Şu sistemde gelecek. Anladınız mı? Ha tabii bunu bu şekilde yapmayıp da mesela sıfırı çok yukarı doğru çıkıp ama sıfırı doğru mesela high fade yapacaksınız mesela. Yukarı kadar çıktınız mesela sıfırı. Ondan sonra tekrar bu işlem gençler. Bu 1/2. Bunu takarak izleri kat vereceksiniz. Ondan sonra tekrar çengeli aşağı indirip bir daha üstünden geçeceksiniz ki öyle yukarı doğru kat kat çıkacaksınız. Herhalde anlamadığınız bir şey yoktur. Ondan sonraki
Olayda aha da bu da makas gençler. Bak çok güzel makas çizmişim ha. Bu da makas. Ondan sonra da makas tarak. Tık 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 tık. Keserek katı vereceksiniz. Yani neymiş? İlk önce çizme. Ondan sonra altları alma. Bu büyük makina. Büyük makina 0. Ondan sonra 1,5 milimi takacaksınız. Çengel kapalı. Şurada gördüğünüz gibi çengel kapalı. Ondan sonra 1,5 milimi açıp çengeli böyle açacaksınız. Çengel böyle kapalı. Çengel açık. İzi yapacaksınız. Ondan sonra 1 numarayı takacaksınız. 3 milimi. Çengel gene kapalı. 1 numarada. Ondan sonra tekrar indireceksiniz. Çengel kapalı. Yukarı doğru bir kat daha çıkacaksınız. Ondan sonra 4,5 milim. 1,75 tekrar çengel kapalı yukarı doğru. Ondan sonra tekrar çengel açık. Ve ondan sonra da en son işlemde makas ve tarak. Tamamen katı isterseniz makasla vereceksiniz veya o noktada bırakacaksınız, öyle bırakacaksınız. Yani çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Çok basit bir işlem. Bunu videoyu izlediğiniz zaman yavaş yavaş deneye deneye, bunu çıraklar için de öğretiyorum, yeni kalfa olacak kişiler için de öğretiyorum. Sisteminiz tam anlamıyla şu sistemde gideceksiniz gençler. Umarım anlaşılmayan bir şey yoktur diye ümit ediyorum. Anlamışsınızdır diye. Ben elimden geldiği kadar zaten sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Hadi dedim ki bu sefer saçta değil de böyle göstereyim. Kağıtta. İsterseniz bunu SS de alabilirsiniz. Screenshot da alabilirsiniz. Eğer ki YouTube'da yapabiliyorsanız. Ona göre saç kesimlerinizi bu sisteme göre idame ettirebilirsiniz. Şimdiden kendinize çok dikkat edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorumlara beklerim. Kendinize çok dikkat edin. Canınızı da sıkmayın. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Beni desteklediğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Bay bay.